Fabrikanın birinde sensör eğitimindeyim. Bakımcı arkadaşlardan bir tanesi dedi ki, hocam dedi, bizim akan kumaşı kontrol eden bir sensörümüz var. Sensörün somunu gevşiyor ve sensör kendi somununu algılıyor. O nedenle haftada bir kez gidip sensörün somununu sıkmamız gerekiyor dediler. Hani niye gevşiyor, gevşememesi için ne yapılması gerekli? Şimdi bu kısmını geçtim. Sensör dedim gömülebilir tip mi dedim. Evet dedi, hocam sensör gömülebilir tip. Bu dedim, sensörü bir getirebilir misiniz? Öğle tatilinde sensörü getirdiler. Sensörün üstünde İngilizce olarak gömülemez yazıyor. Torbasında. Hadi tamam, İngilizce yazıyor. Bu kısmı geçtik. Dedim ki arkadaşlar dedim, muhtemelen sizin dedim normalde bu tip ürünleriniz, arıza yapan ürünleriniz depoda yedekleri duruyor ve bu ürün arıza yaptığında siz aynı ürünü, aynı kodlu ürünü, sipariş kodlu ürünü değişiyorsunuz ve devam ediyorsunuz dedim. Muhtemelen bir gün yine bu sensörünüz dedim, bu sensörün orijinali, makinenizde arıza yaptı, depoya gittiniz ya yanlışlıkla ya da o sensörde stokta olmadığı için ona benzeyen bir sensörü aldınız, geldiniz ve makinenize bağladınız. İşte bu noktada sizin kutsal döngünüz bozuldu ve yanlış bir sensörü, olmaması gereken bir sensörü bağladınız ve ondan sonra da hiçbirinizin aklına ya bu sensör buraya uygun mu değil mi diye araştırmak gelmedi ve siz yıllardır haftada bir kez gidip en az bu sensörü sıkmak zorunda kaldınız. Hani çok fazla data kurcalayan, çok fazla teknik doküman kurcalayan insanlar değiliz, maalesef değiliz. Bir arıza olduğunda aynı ürünü değişerek ya da işte birilerine sorarak, satıcıya sorarak ya da işte daha tecrübeli fabrikada birileri varsa onlara sorarak sorunu çözmeye çalışıyoruz. Yine bir makine imalatçısında bir makine yapmışlar. Panoyu açtım. CPU var, PLC var. 30 santim kabloyla, Ethernet kablosuyla yanına uzak I/O modülü bağlamışlar. Şimdi uzak I/O modülü nerede kullanılır? Büyük makinelerde işte I/O'ları taşımamak için, işte girişleri, çıkışları taşımamak için farklı panolara uzak I/O modülü takılır ve işte Ethernet'le ya da diğer haberleşme protokolleriyle CPU'yla haberleştirilir. Dedim ki, bunu niye dedim böyle yaptınız? Bunun yanına eğer dedim siz bir PLC genişleme I/O kartı taksaydınız maliyeti daha düşük olacaktı size dedim. Şu an dedim siz maliyeti arttırmışsınız dedim. Yok hocam dedi, şimdi karıştırma orayı dediler bana ve olayı öğrendik. İlk başta bu makineyi birine yapmışlar, yaptırmışlar. Daha sonra o arkadaşla anlaşamamışlar. Arkadaş ayrılıp gittikten sonra aynı makinenin kopyasını çıkartmışlar. Dedim ki muhtemelen bunu ilk yapan arkadaş elinde bir projeden kalmıştı bu uzak I/O modülü. Ya burada kullanayım dedi. Bu projede kullandı ve siz aynı yanlışa tekrar tekrar düşerek yaptığınız artık kaç tane bu makineden ürettilerse hepsinde yanlış donanım kullanarak bunu devam ettirdiniz dedim. Yani bir kutsal döngüye girmiş oradaki uzak I/O modülü ve bir şekilde o devam etmiş. Evet, demin de dediğim gibi çok fazla zorda kalmadığımız zaman teknik doküman okuyan insanlar değiliz. O mesela sensör arızasında olduğu gibi. İşte sensörün teknik datasına baksalardı gömülebilir ya da gömülemez olduğunu görürlerdi. Muadili nasıl seçilir? Hani aynı ürünün için ısrar edenler var. Yani üretimi kalkmış bir ürün, kontaktör, termik veya ona benzer bir şey ya da sensör hala ısrarla satıcıdan ya bizim makinede şu kodlu ürününüz var, bunun aynısından istiyoruz diye ısrar eden bakımcı arkadaşlar var. Sensörün koduna ilk bozulan orijinal sensörün koduna bakılırdı. Oradan işte gömülebilir gömülemez olduğu, NPM PNP çıkış olduğu, normalde kapalı açık olduğu, işte montaj aynı yere montaj olacağı için çapına bakılırdı. Ona muadil bir ürün seçilebilirdi ama bu yapılmamış. Ve bu kutsal döngü bozulmuş ve aslında bir arıza kaynağını bakımcı arkadaşlar kendi kendilerine çıkartmışlar. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Yani teknik dataları okuma konusunda çok istekli değiliz ve bazen bu teknik dataları maalesef okuyamıyoruz da. Böyle bir alışkanlığımız yok.
bir eğitim sırasında bakımcı arkadaşlara dedim ki, arkadaşlar dedim, sizin arıza defterleriniz var. Ya bilgisayar ortamına giriyorsunuz ya da elle dolduruyorsunuz. Boş vakitlerinizde bu arıza defterlerinize özellikle genç arkadaşlar bir göz atsın. Bazı makinelerin çünkü kronik arızaları vardır. Yani ayda bir kere, bazen daha çok, daha sık o makineler aynı arızaya düşerler. Bu arızalara bakarsanız, örneğin bir gece vardiyasında, gecenin bir yarısında koltuğun üzerinde sızmış uyurken sizi arızaya çağırdıklarında, uyku semesi gittiğinizde o arıza için siz belki ot yolacaksınız, çok fazla uğraşacaksınız. En azından bazı makinelerin bu kronik arızalarına bakarsanız size yardımcı olur dedim. O ara bakım mühendisi, şefleri olan arkadaş dedi ki, hocam dedi, bizim arkadaşlar dedi atölyede boş vakitlerinde sosyal medyada geziyorlar. İşte araba al sat yaptıkları için araba sitesindeler. Ya da yazın gidecekleri tatili nasıl daha ucuza getirebiliriz diye bütün gün tatil sitelerine geziyorlar dedi. Evet, ortam soğudu. Hani haklı mı? Haklı olduğu noktalar da var. Şöyle bir şey söyleyeyim. Normalde evde gittiğimizde işte yemeğimizi yeriz, çocuğumuzla oynarız, otururuz, televizyonumuzu seyrederiz, yatarız, ertesi gün kalkarız, işimize geliriz. Hani eve gittiğimizde kendimize okumak için, araştırmak için bir zaman ayırmasak da mesai saatleri içerisinde en azından dokümantasyon, karıştırma, ne bileyim internetteki bu konuyla ilgili sitelere bakma, bir göz atma konusunda kendimize alışkanlık edinmemiz gerekli. Yurt dışındaki sitelerine bakıyorum. Yurt dışında çok güzel elektrikle ilgili portallar, bloglar var. Okuma sayılarına bakıyorum oradaki makalelerin, yazarın. Çok yüksek okuma sayıları var. Buna benzer Türkiye'deki sitelere bakıyorum. Maalesef okuma sayıları çok da fazla değil. Ya üniversite öğrencileri işte sınava hazırlanırken, ödev yaparken ya da işte bizler sıkıştığımız zaman sorunun çözümünü bulmaya yönelik o sitelere girip araştırmalar yapıyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hatta bana gün içerisinde mailler gelir. Çok basit olan soruları sorarlar. Yani Google'a basit bir şekilde yazdıklarında cevabını bulabilecekleri soruları bana sordukları mailler geliyor. Hani bu daha kolayımıza geliyor maalesef bizim. Türkiye'de mesela Engin Hocam'ın uğraştığı elektrik port var. Çok güzel makaleler var. Bu olabilir. Voltim olabilir. Bunlar da çok güzel yayınlar yapıyorlar. Bu siteleri hani boş vakitlerinizde kurcalamanızı tavsiye ederim. Okumayı sevmiyor muyuz? Olabilir. Çok güzel çekilmiş webinar videoları var. Hem elektrik portta da var hem de Voltum'da. Güncel ürünlerle ilgili, bunların kullanımıyla ilgili çok güzel çekilmiş videolar var. Açıkçası ben bu videolardan çok fazla şey öğrendim. Çok fazla bilgi edindim. Size bu şekilde bir tavsiyede bulunmak istedim. Dediğim gibi kutsal döngüye sokuyoruz elektrik bakımcıları olarak bir ürünü. Aynı ürünle, aynı üretim kodlu ürünle değişerek bir şekilde işi götürmeye çalışıyoruz ama biraz daha ufkumuzun genişlemesi açısından araştırma yapmaya, vakit ayırmakta fayda var. Teşekkürler.